bir kadın olarak hayatın diğer bütün alanlarında olduğu gibi sinemada var olmak da çok zor. Ve bence en büyük zorluğu başlarken, zaten başlamak yeterince zorken, kendini ispat etmek için başka bir kanaldan mücadele etmek zorunda kalmak. Ben de taşıyabilirim, ben de uyumadan saatlerce çalışabilirim, ben de stresi kaldırabilirim, ben de yağmurla mücadele edebilirim gibi bence gereksiz bir mücadele içerisinde buluyoruz kendimizi. Sinemanın kendisi zaten oldukça zor bir dal. Ve ayrıca biz kadın olarak da kendimizi ispat ederken bunun için zaman harcamak yerine yaparak öğrenmekle harcamayı tercih ederdim. Ve şimdi bu atölye sayesinde böyle kadınlarla beraber yan yana gelip onların kendilerini ispat etmesine gerek duymadan beraber filmler üretelim istiyorum. Aslında bir film yapmak için oldukça kısa bir zaman, 1,5 ay. Fakat biz bu kısacık zaman içerisinde bu filmleri hayata geçireceğiz. Hatta her şey yolunda giderse Uçan Süpürge'nin açılış ya da kapanış törenleri sırasında filmleri göstereceğiz. İlk bir ay boyunca filmler hakkında sohbetler edeceğiz. Teknik olarak varsa eksikler ya da aksaklıklar onları tedarik edeceğiz. Daha sonraki yarım ay boyunca da çekimlerimizi tamamlayacağız ve kurgularını yapacağız beraber. Yani başladığımız yerde sadece kağıt üzerine senaryolar varken bitirdiğimiz zaman elimizde 4 tane kısa filmimiz olacak. Aynı zamanda Bahçeşehir ve Okan Üniversitelerinde öğretim görevlisi olarak çalışıyorum. Ve tahmin edersiniz ki kadın öğrencilerim benim için ayrı bir yerde duruyorlar. Ve her zaman söylediğim şey, bu sadece bir başlangıç, tanışmamız için bir mekan, bir vesile. Ama ben her zaman telefonun diğer ucundayım ve biz birlikte üretmeye her zaman devam edeceğiz diyorum. Bu atölye de benim için yine bir başlangıç, bir vesile. Beraber bir araya geleceğim 12 tane arkadaşımla zaten artık arkadaş olacağım, dost olacağım ve umarım beraber üretmeye devam edeceğiz.